Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalına herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 5. sınıf öğrencilerimiz için 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sınavı. Bu sınav arkadaşlar Mehmet Akif Ünaldı hocamız hazırlamıştır. Kendisine verdiği destekler için teşekkür ederiz. Metinde geçen anlamını bilmediği söz vardı, unsurlarının anlamını tahmin edebilme kazanımıyla ilgili. Aşağıdaki dörtlüklerde geçen 6 cilt sözcüklerin anlamlarını tahmin edelim. Yorgunsun, uzaklardan gelmişsin, yitirmişsin, nen varsa birer birer. Bir sağlık, bir sevinç, bir umut, onlar da neredeyse gitti gider. Buradaki arkadaşlar yitirmek, kaybetmek anlamında kullanılır. Seller aktı gitti, biz kaldık. Bulutlar uçtu gökyüzünden, rüzgarlar darmadağın etti. Ne bahçesinden hayır var, ne güzünden. Burada darmadağın arkadaşlar çok dağınık ve karışık anlamında kullanılır. İkinci sorumuza geçelim. Metnin yüzey anlamını belirleyebilme. Birçoklarına göre ilk İngilizce sözlük 1700'lerde Samuel Johnson adında biri tarafından oluşturulmuştur. İngiltere'nin Londra kentinde yaşayan bu adam çok akıllıymış ve bir sürü kitaba yazmış. Öteki akıllı insanların da kullanabilecekleri iyi bir sözlük olması istediği için oturup bir tane hazırlamış. Onunkinden önce başka sözlükler de varmış gerçi ama Johnson'un sözlüğünün en önemli farkı kapsamlıymış. 43.000'e aşkın sözcük varmış içinde. Bu metne göre Samuel Johnson'un sözlüğünü kendisinden önceki sözlüklerden ayıran en önemli özelliktedir. Johnson'un sözlüğü kendisinden öncekilerden daha kapsamlıdır. İçerdiği sözcük sayısı diğerlerinden daha fazladır. Diğer sorumuz, metinden hareketle söz varlığını geliştirme yönelik çözümleme yapabilme kazanımıyla ilgili bir soru. Şehirlerin birinde güzel mi güzel bir şehir faresi yaşarmış. Bu farenin en büyük derdi yalnızlık imiş. Bu yalnızlık bir gün farenin canına tak eder ve arkadaş aramaya koyulur. O gün bir tarla faresiyle tanışıp çok yakın arkadaş olurlar. Her gün kırlarda koşup eğlenirler. Birlikte çok güzel vakit geçirirler. Bu metnin anahtar sözcüklerini yazalım. Fare, şehir, tarla ve yalnızlık anahtar sözcük olarak olabilir. Diğer sorumuza geçelim. Yazım kuralları ve noktalama işaretlerini uygulamakla ilgili. Komşumuz Metin Bey oldukça anlayışlı biridir. Buradaki Metin Bey ifadesi arkadaşlar. Bey'in versi büyük yazılmak zorunda. Komşumuz Metin Bey oldukça anlayışlı biridir. Zeynep Hanım burada da hem cümlenin ilk harfi hem de özel isim olduğu için Z harfi büyük harfi yazılması gerekiyor. 12 Kasım çarşamba belirli bir tarihi gösterdiği için arkadaşlar burada gün 12 olarak verildiği için buradaki Kasım'ın K'si çarşambanın Ç'si büyük olmak zorunda. Ancak buradaki günü ifadesi büyük yazılmış küçük yazılmak zorunda. Doğrusunu arkadaşlar altına not aldım. Hemen devam edelim. Yazım kuralları ve noktalama işaretini uygulamakla ilgili bir kazanım sorumuz var. Aşağıdaki cümlelerde yay ayrıştığı gösterilen yerlere uygun noktalama işaretini kullanalım. Burada İcral, virgül, Kutay, virgül, Gökay ve Hacer vardı dün. Cümlemiz bitti. Nokta. Emine Hanım, virgül, oğluna şöyle bağırdı. Çabuk, virgül, çabuk, virgül, çabuk, ünlem. Bu yıl 5.'si düzenlenecek fuara İnci Hanım da katılacakmış nokta. Doktor nokta. Dilem Hanım'ın az önce ikinci ameliyatını yaptı nokta. Yazısını zenginleştirmek biçiminde söz varlığını kullanabilme kazanımıyla ilgili bir sorumuz var. Birinci metin. Her şey denizin haylazlıkları sonrası başlamıştı. Aslı ile İlker tek çocuklar olmasından dolayı hep bunun üzerine titremiş. İsteklerine neredeyse hiç geri çevirmemişlerdi. Olmadık isteklerde ailesinin peşinde koşturmayı seviyordu Deniz. Biraz şımarıktı, biraz da sorumsuz ve bencil. Bugüne kadar istediği birçok şeye sahip olmuş, el bebek, gül bebek büyütülmüştü. Yaramazlık yaptığı için tembel olduğu düşünülebilirdi. Fakat aksine çok zeki bir çocuktu. Hatta çevresindeki herkesi kendine hayran bırakacak bir zekaya sahipti. Akrabaları onu akıl küpü diye çağırıyordu. Anlatılanlar hızlı algılıyor, eşitlerine göre daha düzgün ve daha akıcı konuşuyordu. Bazen tıpkı bir yetişkin gibi düşünüp konuşması herkesi hayrete düşüyordu.
Burada arkadaşlar boş bırakan yere metnin devamı ile ilgili tahminimizi yazalım. Bütün derslerinde başarılı bir öğrenciydi. Bütün sınavlarda sınıfın en yüksek notunu alırdı. Aynı zamanda çok iyi basketbol oynardı. Başarılı bir öğrenci olması onu daha fazla özgüven kazandırıyordu. Yaptığı haylazlıklar daha da artıyordu. Deniz'in derslerinden memnun olan öğretmenleri haylazlıklarından hiç de memnun değillerdi. Okuldan her gün şikayetler geliyordu. Ailesi ve okul rehberlik servisi artık Deniz'in bu konuda destek alması gerektiğini kararlaştırdılar. İkinci metnimize geçelim. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum, kendi başıma yemek yiyemiyorum ya da tuvalete gidemiyorum. Çok yazık. Kollarım ve ellerim oldukça güçsüz. Yine de uzaktan kumandanın üzerindeki tuşlara basabiliyorum veya tekerlekli sandalyemin kollarını tutup sandalyemi hareket ettirebiliyorum. Ama bir kaşığı ya da kalemi düşürmeden tutamam. Dengem yok gibi bir hacı yatmaz bile hareketlerini benden daha iyi kontrol edebiliyordur. İnsanlar bana baktığında kıvırcık, kısa, kahverengi saçlarıyla pembe tekerlekli sandalyesinde oturan bir kız görüyor. Bu arada pembe tekerlekli sandalyenin herhangi bir sevimli bir yanı yok. Pembe olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu metni de devam edelim arkadaşlar. Bu metin bir kitaptan alınmış. Evet, Sheraton Draper'ın bir kitabını almış arkadaşlar. Burada kitaptaki orijinal şekilde devam etmesini, kitabın orijinalini buraya yazdım arkadaşlar. Tabii ki biz orijinal metni buraya yazınca size örnek olması için böyle bir ifade kullandım. Koyu kahverengi gözlü, meraklı bir kız görüyorlar. Üstelik gözlerinin biri biraz bozuk. Kafası da biraz sallanıyor. Bazen salyası akıyor. 11 yaşındaki bir kız için fazla ufak tefek. Bacakları muhtemelen hiç kullanmadıkları için incecik. Vücudu tamamen başına buyruk hareket ediyor. Bazen bacakları olur olmaz tekmelere savuru veriyor. Gelişi güzel sağa sola sallanan kollarının yakınında ne varsa tehlikede. Bir CD yığını, bir kase çorba veya gül dolu bir vazo. Bana bakan insanlar sorunlarımın uzun listesini yaptıktan sonra belki oldukça güzel gülümseyişimi ve gamzelerimi fark edebilirler. Gamzelerim bence çok havalı. Minicik altın küpeler takıyorum. Bazen insanlar adımı bile sormuyor. Hiç önemi yokmuş gibi ama adım önemli. Benim adım Melody. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.